Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık soruları hazırladım bu videoda. Öğretmeninizin size 2. yazılıda sorabileceği soruların benzerlerini tahmin etmeye çalıştım. 1. soruyu okuyarak başlıyorum. Aşağıdaki okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız. Öğretmeniniz size böyle bir soru yöneltebilir ilk konulardan. Şimdi burada hata yapmak istemiyorsanız şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Biz 6 basamaklı sayılara kadar öğrenmiştiniz 4. sınıfta. Hemen 6 tane nokta yapıyorum. Burası binler bölüğü, burası da birler bölüğü. Ve bu şekilde nokta yaparsam hata yapmam çok zor olur. Hata yapmam muhtemelen. Hemen devam ediyorum. 80.012. Şimdi binler basamağında 80.000 var. Evet, bunu yazdım. Bakın 100 binler basamağı boş kaldı çünkü yok. Bir de ne var? 12. Birler bölüğünde de 12 var. Ve yüzler söylenmediğine göre burada 0 olmalı. Ve böylece 80.012 sayısını oluşturmuş oldum. Diğer sayımız 705.007. Hemen yine 6 basamak hazırlıyorum. 705.000. Hemen 705.000'i 705 bin buraya yerleştirdim. Ve ne var başka? 7 var. 7 birler basamağında. Yani yüzlük ve onluk olmadığı için 705 bin 7 sayısını bu şekilde hazırladım. 100 bin 109. Hemen şöyle basamaklarımı hazırlıyorum. 100 bin var. Onu yazdım. Ve ne var? 109 var. Onu da buraya yazdım. Ve böylece sayıyı oluşturdum. 100.109. Diğer sayımız 916.215. Burada hemen noktasız yazayım bu kez. 916.215. Evet, birinci sorumuz bitti. İkinci soruda çözümlemeler verilmiş. Çözümlemeleri yapılmış sayıları bulunuz diyor. Yine nokta yapıyorum. 6 basamaklı. Binler bölüğü ve birler bölüğü. Siz isterseniz büyüklerden başlayıp gidersiniz ya da küçük basamaklardan büyük basamaklara doğru gidersiniz. Şöyle yapalım. 7 tane 100 binlik hemen yerine yazdım. 10 binlik söylenmediği için oraya 0 koymalıyım. 3 tane binliğimiz var. 4 tane yüzlük var. Onluk söylenmemiş. O zaman 0 koyuyorum. 2 tane de birliğimiz var. Bakın 703.402 sayısı oldu. Demek ki söylenmeyen basamak isimlerinin yerine 0 koymalıymışım. Hemen ikinciyi yapıyorum. Yine 6 basamak hazırladım. Evet, noktalarla. Şimdi 100 binlik yok. Baştakine 0 koymama gerek yok. Çünkü baştaki sıfırın değeri olmayacak. 5 tane 10 binliğim var. 4 tane binliğimiz var. Yüzlük yok. 0 koydum. 7 onluk ve birlik de yazmadığına göre oraya da 0 koymalıyım. Bakın ne oldu? 54.070 oldu. Diğer soruda bu kez rakamlarla ifade edilmiş. Hemen yine ben her zamanki gibi aynı teknikle gidiyorum. 400 bin var. 100 binler basamağına 4 koymalıyım. 10 binlik yok. 0 koydum. 6 binlik var. 3 tane yüzlüğüm var. Onluk yok. 2 tane de birliğim var. Bu şekilde sayımı oluşturmuş oldum. Hemen son soruyu yapıyorum. Evet. 100 binlik yok. Başa 0 koymama gerek yok. Baştaki sıfırın değeri olmuyor. 10 binlik 6 tane var. Bakın 60 bin çünkü. Binlik yine 6 tane var. Yüzlük yok. Onluk yok. 6 tane de birlik var. Bakın ne oldu? 66.006 sayısını oluşturduk. Üçüncü sorumuzda ise sayıları büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru böyle bir soru da öğretmeniniz size sorabilir. Şimdi bu soruyu yaparken şuna dikkat etmeliyim. İlk önce basamak sayılarına bakmalıyım. Bakın burası 5 basamaklı bir sayı. 5 basamaklı, 6 basamaklı ve 4 basamaklı. Bir kere şu sayı en büyük olduğu belli oluyor. Çünkü o 6 basamaklı. Hemen onu yapıyorum en başa.
780.700. Bu sayımız en büyük. Büyük işaretini koydum. İkinci olarak iki tane 5 basamaklı sayımız var. Hemen karşılaştırıyorum. 7 var, 7 var, 8 var, 0 var. O zaman 78 bin, 70 binden daha büyük olduğuna göre diğerlerine bakmama gerek kalmadı. 78 bin 98 sayısını ikinci sıraya yerleştirdim. Ha, bu arada yazdığım sayıları da işaretliyorum ki karıştırmayayım. Diğer sayılarla yanlış yazmayayım diye. Şimdi 5 basamaklı olan öbür sayımız da 3. sıraya yerleşiyor. 70.988 ve en küçük 4 basamaklı sayımız, onu da en sona yerleştiriyorum. 7.890. Böylece bu sorunun cevabını da yapmış oldum. 4. soruya geldik. Evet. Aşağıdaki doğal sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlayınız. Yuvarlama ile ilgili öğretmeniniz muhtemelen ikinci yazılıda size soru sorar. Hemen bakıyorum. En yakın onluğa gidecek bu sayımız 2018. Bakın 18. Son iki rakama baktığım zaman 18 en yakın onluk kime yakındır? 20'ye yakındır. O zaman 2020'ye yuvarladım. Aynı sayıyı yüzlüğe yuvarlıyorum. Bakın 18 geri döner. Çünkü 49, 50'den küçük olduğu için. O zaman 2000 olan sayıya yuvarlamış olurum. 2000, hani burada diyebilirsiniz öğretmenim binlik değil mi? Evet, hem binlik hem de yüzlük. Yüzlüklerin katı olarak da söyleniyor ve binliklerin katı olarak da söyleniyor. Diğer sayıya geçelim. En yakın onluğa gidecek 42 var. 42 40'a yakındır. O zaman diğerlerini değiştirmiyorum. 45.640. Şimdi yüzlüğe göndereceğim. 42 50'den küçük olduğu için aynı gerideki yüzlüğe döner. Yani 600'e döner. O zaman 45.600'e bu sayıyı yuvarlarım. Diğer sayımız 17.003. Evet. Onluk olarak zaten geri dönecek. O zaman 17.000'e döner. 17.000 sayısı hem binlikler hem yüzlükler hem de onlukların katıdır. 17.000'e de yuvarladım. Yüzlük olarak da aynı sayıya gider. Yine 17.000 sayısına yuvarlanmış olur. Son sayımız, bakın 75. Sonunda 5 olduğunda ileri gidiyordu. O zaman 70'ten sonra 80 olduğu için 190, baştakileri değiştirmiyorum. 195.680 sayısına yuvarladım. Devam ediyorum. En yakın yüzlüğe yuvarlayacağım. 75 50'den büyük olduğu için 600'den sonra 700'e gider. O zaman 195.700 sayısına ulaşırım en yakın yüzlük olarak. Geldik doğal sayılarla ilgili bir soruya. Aşağıdaki rakamları birer defa kullanarak şunları oluşturmamız istenmiş. Neler var? 5, 0, 1, 6 ve 2 var. Hemen yapalım. 5 basamaklı en büyük sayı. En büyük olması için tabii ki en büyük rakamdan başlamalıyım. 6'dan başlamalıyım. 6, 5, sonra 2 var, 1 var ve 0 var. Bu rakamlarla yazılacak en büyük sayıyı oluşturdum. Bu kez 5 basamaklı en büyük tek sayı diyor. Ha, sonunda yani en arkada bir tek sayı olması lazım. Kim tek? Bakıyorum. 5 var tek sayı, 1 var, başka da tek sayı yok. En büyük sayıyı oluşturacağım için küçük olan sayıyı en arkaya göndereyim. Çünkü onun değeri az olacak orada. Büyükleri önde kullanacağım. Ne yapıyorum? 1'i en arkaya gönderdim. Kalan sayılarda büyükten küçüğe doğru, çünkü en büyük istediği için büyükten küçüğe doğru sıralıyorum. 6, 5, evet ne kaldı? 2 ve 0. Bakın en büyük tek sayıyı bu şekilde oluşturmuş oldum. Gelelim diğer C şıkkına. 4 basamaklı en küçük sayı. Bu kez 4 basamaklı yapacağım. O zaman en küçüklerden 4 taneyi seçmeliyim. 0, 1, 2 ve 5'i seçmeliyim. 6'yı kullanmayacağım. En küçük yapacağım için başa 0'ı koyamadığım için 1'i koyuyorum ve 0'ı hemen yanında kullanıyorum. Sonra ne vardı? 2 vardı ve 5'i kullanıyorum. 1025 sayısına ulaştım. D şıkkında ise 50.000'den büyük en küçük sayı yapacakmış. 50.000'den büyük olması için bir kere 0'ı, 1'i ve 2'yi başa yazamam. Onları yazarsam 50.000'den küçük bir sayı olur. 50.000'den büyük olması için ya 5'i kullanırım, 6'yı kullanırım.
Fakat benden en küçüğü istediği için 5 daha küçük olduğu için 5'i başa koyarım. Sonra küçükten sıralamaya başlarım. 50.000'den büyük yapacağım. 0'ı koyuyorum. 1'i koydum. 2'yi koydum ve 6'yı en arkaya. Bakın 50.000'den büyük bir sayı yaptım ve en küçük sayıyı oluşturdum. Bu şekilde cevabı vermiş oldum. 6. sorumuzda 18.000 eksi 4.977 A harfinden büyük olacakmış. A'nın yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Şimdi ilk önce şuradaki çıkarma işlemini ben yapmam gerekiyor. Yani 18.000'den diğer sayıyı çıkaracağım. Çıkarıyorum. 18.000 4.977. Hemen uyguluyorum. Sıfırdan 7 çıkmaz. Komşuda yok. Diğer komşuda yok. Ta buradan aldım. Buraya verdim. 10. Buradan buraya verdim. Burası 10. Burası 9 oldu. Buradan buraya verdim. Burası 10. Burada 9 kaldı. Şimdi burası 10. 10'dan 7 çıktı. 3. Burada 9 kaldı. Çünkü birini buraya verdi. 9'dan 7 çıktı. 2. Burada da 9 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0. Burada 7 kaldı. Çünkü birini vermişti. 7'den 4 çıktı. 3. Ve 1 aşağıya. Sayımız 13.023. Şimdi bunu yazıyorum. 13.023 büyükmüş A harfinden. Şimdi A harfinin yerine 13.023'ten küçük olan bütün sayıları yazabilirim. Ama ne diyor? Buraya gelebilecek bu bütün sayıların içinde en büyüğünü A harfinin yerine koymalıyız. O zaman bu sayıdan bir tane küçük sayıyı koyarsam sorunun cevabını yapmış olacağım. O zaman A'nın yerine şöyle bir daha yazayım. 13.023'ten bir tane küçük olan 13.022 sayısını koyarım ve böylece A harfini bulmuş olurum. Cevabı da bulmuş olurum. Bu videomuzun ikinci bölümü de olacak. Çünkü matematik dersi uzun süren bir ders. Problemlerin, soruların çözümleri uzun sürüyor. İkinci bölümde yine görüşmek üzere. Burada birinci bölümü noktalıyorum. Yazılı sorularımızın ikinci bölümünde yine birlikte olmak dileğiyle görüşürüz. Görüşmek üzere diyorum.